Hoş geldiniz. 24 Spor Gecesi ile birlikteyiz. Her gece olduğu gibi sporda günün öne çıkan başlıklarını Gökhan Dinç ile birlikte masaya yatıracağız. @24 Spor Gecesi Twitter adresimiz, 24 Spor Gecesi hashtagine soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Gökhan merhaba. Merhaba. Yoğun bir gündem var yine. Pepe Beşiktaş'ın transfer listesinde. Ahmet Bulut şu anda menajeriyle temas halinde. Pepe Konfederasyon Kupası için Portekiz milli takımıyla birlikte Rusya'da. Ama menajeri Mendes, daha önce Beşiktaş'ta birçok kez transfer görüşmesi yapan bir isim. Kimleri getirdi? Guti'yi getirdi. Ricardo Quaresma'nın menajeri. İşte Fernandez'i getirdi. Almeida'yı getirdi. Yani çok sayıda ticaret yaptığı bir isim Beşiktaş'ın. Ve Beşiktaş'ın yetkili ismi olarak Ahmet Bulut şu anda Mendes'le görüşme halinde. Aynı zamanda Mendes'in de ortağı Ahmet Bulut. Yani bu transferle ilgili detayları da birazdan sevgili seyircilerimizle paylaşacağız. Gecenin sıcak gelişmelerinden bir tanesi. Galatasaray'da Maicon geliyor. Artık o da Belhanda ve Gomis gibi. Bugün geliyordu. Bugün şimdi değil bakın. Ama yarın burada olacak galiba. Ha, bugün geliyor. Şimdi şunu da açıklayalım. Dün bir kere evet. Biz hani bir tweet yani attık. Şunu... bugün Belhanda açıklanacak dedik. Bir kere o anlamda özür dileyelim. Söylediğimiz şey gerçekleşmedi. Ama sebepleri var tabii ki bunun. Onları da konuşacağız. Şimdi hemen onunla girmeyelim. Ama özürümüzü dileyelim. Birazdan Zeki... Hayır bir dakika, özür diliyoruz da ben dilemiyorum abi özür. Ben niye dileyim? Yani bunu beceremeyen adamlar dilesin özür. Ben niye dileyim abi özür? Ama biz şimdi aldığı, yani senin aldığın bilgi... Ya sen haber yüzünden özür dilendiği nerede görmüş abi? Ya ben büyük bir beklenti içerisinde mi sürükledim Galatasaray taraftarını? Zaten bilinen bir şey. Sadece bugün resmi açıklama yapılacak dedik. Bugün evet. Resmi açıklamanın yetişememesinin sebebi de Maicon'un cumburlop diye... Gündeme düşmesi hayır, cumburlop diye Maicon'un şeyi kabul etmesi, teklifi kabul etmesi oldu. Yok ya, o da Maicon'a yoğunlaştıkları için... şu an için Maicon'a yoğunlaştıklarından dolayı Belhanda ile ilgili kağıt işlemleri devam ediyor. Yoksa Belhanda'da bir sıkıntı olduğu falan yok. Belhanda ve Gomis'de. Yok tabii. Üçü de bitti. Yani onu söyleyebiliriz. Ama bir türlü açıklamalar gelmiyor. Galatasaray taraftarı da. Ona bakarsan Maicon'la ilgili de bir açıklama gelmedi. Evet. Yani yalanlayanlar da var. Olmadı diyenler var. Olmuyor diyenler var. Biz de söyledik abi. Zaten o olmayacak. Trabzonspor'un eski futbolcusu Zeki Yavru birazdan canlı yayın konuğumuz olacak. Trabzonspor taraftarı. Hatta bence Zeki'yle başlayalım. Arayalım da çocuk çok fazla kalmasın. Ben konuştum. Abi bir önce bağlanalım dedi. Peki tamam. İl Bey'den rica edelim. Onunla başlayalım. Tamam. İl Bey hatta alsın. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu bugün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Ve o yönetim kurulu toplantısından çıkan sonuç kurullarla yani MHK, Merkez Hakem Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve aynı zamanda Tahkim Kurulu ile yola devam kararı aldılar. Bunu sevgili seyircilerimize soracağız. Onlarla bu durumu değerlendireceğiz. Senin de federasyon toplantısıyla ilgili aldığın detaylar var. Onları da sevgili seyircilerimize paylaşacağız. Oğuzhan'ın Marsilya haberleri yavaş yavaş hem Fransa'da hem burada yapılmaya başladı. 3 gün mü oldu? Biz söyleyeli Oğuzhan Marsilya ile evet. Menajeri görüşüyor diyeli. O da ilginç bir transfer hikayesi. Yani yoğun bir gündem var. Yine gündemimiz ağırlıklı olarak transfer olacak. Pepe'yi soracağız Beşiktaş taraftarına. İster misiniz? Sorduk da aslında ya sosyal bu arada, medyadan. Bu arada yani Pepe ile ilgili şimdi cümle bağlanana kadar Zeki onu birkaç cümle söyleyeyim. Pepe bitti. Pepe geliyor. Pepe halloldu falan gibi bir havaya içerisine girmesin Beşiktaş taraftarı. Neden? Olay şu. Virgül koyalım. Öyle mi? Zeki Yavru hattaymış. Zeki hoş geldin. İyi geceler diliyoruz. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar. Çok teşekkürler. Hoş geldin canlı yayınımıza. Şununla başlayalım. Bugün bir radyoda aslında bir telefon bağlantısıyla başladı. Ve hakkımı helal etmiyorum. Cümlen çok ön plana çıktı. Önce şunu sorayım. Kime hakkını helal etmiyorsun? Trabzonspor'la ayrıldın. Karşılıklı olarak feshettiniz sözleşmenizi. Bu sürece nasıl gelindi? Ve sen kime hakkını helal etmiyorsun? Trabzonspor camiasıyla ilgili yaptığın bu açıklama neydi? Camia olarak Trabzonspor'la ilgili bir problemim yok tabii ki de. Yani kulüp yönetim, hocalar olsun, arkadaşlarım olsun. Ya bu hakkımı helal etmiyorum cümlesini orada belirtmiştim. Geçmişten günümüze süre gelen... ben de dahil olmak üzere Trabzonlu, Trabzonsporlu futbolcu arkadaşlarımıza yapılan haksız tepkilerden dolayı bunu bahsetmiştim. Çünkü bu tepkileri ben ve geçmişten günümüze süre gelen arkadaşlarımın bu tepkileri hak etmediğini düşünüyorum. Yani bize yapılan bu haksız tepkileri yapan insanlara hakkımı helal etmediğimi söylemiştim. Yani siz de bildiğiniz gibi bu camiada insanları sevenler de var, sevmeyenler de var. Ama haksız yere sizlere bu tepkileri verenlere hakkımı helal etmediğimi belirttim orada da. Yine aynı şekilde
lafımın arkasındayım yani. Zeki, şimdi sen, biz seninle Trabzon'da beraber çalışma fırsatımız da oldu. Evet. O dönem yaşadığın sıkıntıları da yakından bilen birisi olarak senin paylaşmanı daha uygun buluyorum. Nedir Trabzonlu hemşerilerinin ve hemşerilerimin Trabzon'da büyümüş Trabzonlu çocuklardan istedikleri? Vallahi abicim, sen de o dönemleri hatırlıyorsun, biliyorsun. Biz Trabzonlu oyuncular hepimiz Trabzonsporlu olduğumuz için sahaya çıktığımız zaman ne mücadeleler verdiğimizi, ne şartlarda nasıl mücadele ettiğimizi aslında herkes görüyor. Sen de buna en yakın şahit olanlardan biriydin. Takımın içinde evet, ne sorumluluklarla neler yaptığımızı, takım için ne fedakarlıklarda bulunduğumuzu, ne şartlarda sahaya çıktığınızı, soyunma odasındaki yabancı oyuncuları motive etmek için ne kadar çaba sarf ettiğinizi, ısınmalar sırasında Avni Aker'e çıktığınızda tüm protestolara rağmen yabancı oyunculara neler yapması gerektiğini tek tek söylediğinizi ben hatırlıyorum, evet. Evet abicim, sen de çok yakından şahitsin bunlara. Bu yüzden benim kırgınlığım var Trabzonspor camiasında. Yani sen de şahit oldun o günlere, biz neler yapmamıza rağmen, ne savaşlar vermemize rağmen İnsanların bize olan tepkisinden dolayı sadece yani büyük ben bir kırgınlığım var. Zeki, ve bu haksız tepkiyi gösteren insanlara hakkımı helal etmeyeceğimi belirtmiştim zaten. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi sen bu kadar ünlü bir futbolcu olmadan önce de sen Trabzon'daydın. Evet. Ve oranın insanısın. Evet. Ne oluyor? Mesela bunları Hami Mandıralı'ya da yaptı Trabzonspor taraftarı. 3 gol attığı bir maçtan sonra Hami Hoca kendisi anlattı. Kamplarda bizlere anlatıyordu, biliyorsun. 3 evet, gol atmış, adamın kafasına ayran şişesi atmışlar. Neden 4 tane atmadın diye. Yani sıkıntı ne? Anlamadım ki Trabzon'un. Hem diyoruz ki öze dönelim. Ben oradayken de hep projeler böyleydi. Trabzonlu çocuklar gelsin de. Be kardeşim, Trabzonlu çocuklara neden sahip çıkılmıyor? Yani neden sahip çıkmıyorsunuz? Aslında sana soruyorum da, hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla gibi oluyor aslında. Yani nedir abi bu? Sen de mi mesela çok ünlü futbolcu olmadan önce böyle tepki gösteriyordun Trabzonlu oyunculara? Yok tabii ki de. Ben yani biz de dışarıdayken, tribünden izlerken hep abilerimize saygımız sonsuzdu. Onlarla birlikte seviniyorduk, onlarla birlikte üzülüyorduk. Yani sonuçta biz bu topraklarda doğduk. Atıyorum yarın ben gidip bugün başka bir yerlerde savaş vereceğim. Dönüp tekrar bu topraklara gömüleceğim. Burada yaşayacağım. Yine Trabzonspor'u destekleyeceğim. Ama altyapıdan çıkan çocuklara bu tür isyanlarda, bu tür sabırsızlıklarda bulunmayacağım. Sonuna kadar destekleyeceğim sonuçta bir Trabzonlu olarak. Ama insanları anlamış değilim. Belirttiğim gibi, yani bu sadece bana özel veya bize özel değil. Geçmişten günümüze gelen bu tepkiler, bu sabırsızlıklar, atıyorum bu anlayışsızlıklar mevcut Trabzon'da, Trabzon halkında. Ya bildiğimiz gibi Trabzon halkı biraz sabırsız, agresif bu konularda. Yapacak da bir şey yok ama insanların tepkilerine, tabii ki de eleştirilerine bizi geliştirebilecek eleştirilere her zaman açığız, her zaman saygı duyuyoruz. Ama anlamsız tepkilere, işte hak etmediğimiz protestolara, tabii ki de biz de insanız, bizim de ailemiz var. Atıyorum, örnek veriyorum, ben burada kadro dışı kaldığım dönemler oldu. Evet. Kendi şehrimde, kendi takımımda hiç hak etmediğim şekilde kadro dışı kaldığım dönemler oldu. Benim de annem babam var. Benim annem babam bu şehirde yaşıyor, sokağa çıkıyor. İnsanlarla karşı karşıya geliyor, yüz yüze geliyor. O dönemlerde annem babamın, benim işte arkadaşlarımın, eşim dostumun ne zorluklar çektiğini yaşadım, şahit oldum. Bu yüzden çok büyük kırgınlığım var bu konuda. Gerçekten bu konuda doluyum yani. Peki Zeki, yani şimdi bu işin bir de futbol tarafı var. Sen içinde kadro dışı kaldığın zaman da, işte bugün Trabzonspor'la sözleşmeni karşılıklı feshettiğinde de bir öz eleştiri yaptın mı? Yani tamam, hani ben de, Trabzonspor çok büyük bir camia, insanlar bana tepki gösteriyorlar. Acaba ben burada olmayı hak etmiyorum dedin mi hiç kendi içinde, kendi kendinle kaldığın zaman? Hiçbir zaman, tabii ki de kendime eleştiri yaptığım dönemler oldu ama hiçbir zaman ben bu takımda olmayı hak etmiyorum diye bir düşüncede bulunmadım. Sonuçta ben bir oyuncuyum ve iyi kötü buraya benim kimse kara kaşıma, kara gözüme hasta olduğu için beni buralara çıkarmadı, beni buraya getirmedi. Ben dişimle tırnağımla kazıya kazıya buralara kadar geldim.
birilerinin atıyorum dayısıyla, yeğeniyle buralara gelmedim ben. Aslında. Ben bu kulüpte 4-5 tane başkanla, 10-15 tane hocayla birlikte çalıştım. Gittim Kayseri'de oynadım. Gösterdim her şeyi, her şeyi ispat ettim. Zamanında da 1461'de şampiyonluk yaşadıktan sonra ben bu takıma çıktım ki Şenol Hocam beni A takıma aldı. Bu konuda benim böyle bir düşüncem olması imkansız. Ama sadece burada şöyle bir şey var. Atıyorum yani dışarıdan gelen oyuncular var, biz varız. Yani buraya Amerika'dan, Afrika'dan, atıyorum Almanya'dan, dünyanın her bir yerinden gelen oyuncular var Trabzonspor camiasında. Ama ufak bir kötü gidişte veya kötü bir sonuçta her zaman yüklenilen Trabzonlu yerli oyuncular olduğu için yani biz bu şu anda bu doluluğumuz yani. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Aynen, harika anlattın, çok da güzel tespit. Ben bir son cümlede sen hattayken söyleyeyim. Unutmayın, Trabzonspor taraftarı Pirlo benzetmesini sizler yaptınız, biz değil. Bu çocuğa Pirlo benzetmesini siz yaptınız. Zeki, çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi yayınlar. Eyvallah. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Senin için hayırlısı olsun. Yani şunun için sordum Zeki'ye soruyu. Yani şimdi taraftarla oyuncu diyaloğu çok önemli Gökhan. Yani taraftar bir oyuncuya tepki gösteriyorsa oyuncuda da bir sorumluluk aramak lazım. Senin söylediğin şey başka bir şey olabilir. Evet, bu Trabzon şehrinin bir sorunu olabilir. Az önce çünkü Hami örneğini de verdin. Abi yani, sadece Hami Hoca değil ki. Abi o topraklarda doğup büyüyen ve Trabzonspor formasını, bu bir hayaldir, tamam mı? Trabzon'da doğan her erkek çocuğun hayali bir gün Avniaker stadında Trabzonspor formasıyla sahaya çıkmak. Çok kardeşim. Güzel değil mi zaten? Çok güzel. Ama bizler o dönemde, kadro dışı kaldığı söylediği dönem ben hatırlıyorum, ayakkabısını bağlarken gol yedi. Trabzonspor sanki sadece Zeki Yavru yedi o golü. Mustafa Yumlu topa kaymamış. Neden ama? Vay efendim, Mustafa Yumlu bilerek mi kaymadı? Neden peki? Ya neden? Sen yaşadın, şehirde yaşadın. Neden Zeki Yavru ayakkabısını bağlarken gol yiyor takım ve taraftar Zeki'ye tepki gösteriyor? Çünkü şunu mu düşünüyor? Onun için sordum. Yabancı olan hayranlık var ya yabancıya. Ülke geneline yayılmış olan. Şimdi başka türlü söyleyeceğim, yani insanlar yanlış anlayacaklar. Ülke geneline yayılmış olan yabancı hayranlığı sebebiyle bu insan... Ya sana ne diyorum abi, Hami Mandıralı Trabzonspor tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı, en kariyerli oyuncusudur abi. Var mı itirazı olan? Yani çok fazla var tabii yani Trabzonspor'da. Hayır, en kariyeri Avrupa, Almanya'ya, Avrupa'ya transfer oldu. Yani Kötü'ye geldi, onu bakmam ben. Yani çok önemli oyuncular vardı yani geçmişinde. Bence öyledir abi. Bence Trabzonspor tarihinin en başarılı futbolcusudur. Tamam, ben en kariyerli futbolcusu vardır. Hami gibi çok yetenekli oyuncular var. Saymayalım tek tek yani, o anlamda tamam. Söylüyorum. Tamam. Şimdi sen eğer ki bu Hami Mandıralı'ya bile sen sahip çıkmıyorsan zaten sende bir problem vardır. Çocuklarda değil. Evet, Zeki Yavru çok mu kabiliyetli, muhteşem, inanılmaz değil. Belirli. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya kardeşim belirli de. Yani çocuk da sana ne güzel söyledi. Şey mi aldılar abi? Zorla mı? Silah zoruyla mı? Mesela Nihat Kahveci geldi, yıllık bilmem kaç milyon euro vermişler. Vay efendim o para. Snyder geldim, vereceksin bana. Bak sen, bak onu söylüyorum. Aradaki farkı söylüyorum. Kendimle çelişmek için değil. Kendimle daha da açmak için söylüyorum. Eğer bir Türk oyuncusu bir parayı alıyorsa hak etmiştir kardeşim. Yerli oyuncu da yabancı da hak etmiştir. Karşılığını vereceksin. Mücadele edeceksin. Zeki Yavru'yu ben bugün herhangi bir takımın teknik direktörü olsam, Zeki Yavru'nun karakterini bildiğim için, antrenmandaki karakterini bildiğim için, soyunma odasındakini biliyorum. Affedersin Sabri de. Yani şimdi her zaman Sabri de bir şey değildi yani, Roberto Carlos değildi yani. Gökhan, her yetenekli yani her oyuncudan daha yeteneklisi oluyor. Mutlaka. Mesela ben ne oldu? Karakter oyuncu bir örnek açısından bir söylüyorum. Takımı takım yapan karakter oyuncusu. Doğru. Evet, ligin ilk yarısında Trabzonspor'un sağ bekinde oynuyordu Zeki Yavru. Sol bekinde de Mustafa oynuyordu, değil mi? Mustafa Akbaş oynuyordu. Yani şimdi iki oyuncu değişti. Artık futbolda sağ bek ve sol bek o kadar önemli bir hale geldi ki. Pereira ve Mas oynamaya başladı. Trabzonspor başka bir seviyeye geçti. Bak, yani şimdi Zeki Yavru'yu ya da Mustafa Yumlu'yu ya da Mustafa Akbaş'ı ya da Yusuf Erdoğan'ı bu kulüpten gönderebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Benim tepkim o değil ki. Benim tepkim bu, o şehrin toprağından doğmuş insanları isteyen bir grup var Trabzon'da. Aynı grup o topraktan yetişmiş oyuncuları da benimsemiyor.
Bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Peki bu yani çok daha sosyolojik araştırılması gereken bir durum bu. Biz de Zeki Yavru'ya teşekkür ediyoruz. Sosyolojik olarak evet. Başvurabiliriz Bora kendisine. Aydın, Zeki Yavru kız arkadaşımın Maçka Lisesi'nden arkadaşıydı. Oradan tanıyorum. Çok düzgün bir insan çok. Demiş. Ahmet demiş ki Trabzon halkı zamanında o günü de dövmüştü. Orada insanlar taraftar olunca sahip olduklarını sanıyorlar her şeye demiş. Ama işte şehir futbolu yaşıyor. Yani ben Şota'yla bir röportaj yapmıştım. Şampiyonluğu kaybettiği, Şenol Güneş'in Fenerbahçe şampiyonluğu kaybettiği sene. Ertesi gün diyor bilet almak için mecburen şeye gittim, şehir merkezine indim. Şehir merkezinde çıt çıkmıyordu diyor. Yani hani bu da çok güzel bir taraf aslında. Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim oturduğum sitenin içerisinde market yoktu. Karşısında market vardı. Ahmet abi seyrediyorsan selam olsun sana. Avni Aker'de bir maçta mağlup olduk lig maçında. Gece de bekar yaşadığımız için gece evde yani tesislerde yiyemiyorsun mağlup olunca. Maçtan sonra yiyemiyorsun yani asap bozukluğuyla. Eve gideyim bir an önce istiyorsun. Eve gittim giderken dedim ki şuradan marketten bir şey alayım da evde yemek yok bir şey yiyeyim. Gittim markete selamünaleyküm dedim abi. Adam selamımı almadı Ahmet abi. Dükkanın içinde oturuyor. Neyse herhalde duymadı dedim. Gittim alışverişi yaptım. Abi ne kadar dedi böyle yaptım. Dükkan kapalı. Nasıl dedim abi kapalı? Demin var işte bak açıksın işte dedim. Sağ kapalı dedi. Sana bir şey satmıyor yani. Ne oldu abi dedim. Ha diyemedin mi onlara dedi. Üç tane vuramadılar topa he mi dedi. Ve bana satış yapmadı. Ya şimdi bak bunu gülerek anlatıyoruz. Tamam ama bu. Ya bu aslında şehrin ne demek oldu? Şehrin futbola nasıl baktığını anlatıyor abi. Tamam ama işte yani Karadeniz insanında da kabullenmişlik yok ki Gökhan. Ya kardeşim ama bir şey söyleyeceğim. Var. Şunu anlamak lazım. Zeki Yavru'nun o topraktan ya da işte Hami Mandıralı'nın Şenol o toprakta doğdu kardeşim. Onlar da senin gibi reaksiyon tamam, veriyorlar. Tamam sadece o toprakta doğuyor olması, şimdi Sabri'nin Galatasaray altyapısından yetişiyor olması. Sen işin kabiliyet kısmına takıldın. Ben başka yetenekten bir bahsediyorum. Abi yetenek yani, yüzünden gönderirse göndersin zaten. Zeki'nin de buna söylediği bir şey yok ki. Yani sadece... Bir de şu da yanlış anlaşılma. Zeki Yavru yeteneksiz bir oyuncudur demek ya için bir onu demedin zaten. Hayır. Yani. Şimdi yerine getirilen Pereira Zeki Yavru'yu kesiyor değil mi? Evet. Yani futbol böyle bir şey. Kesti. Daha yetenekli. Bu arada Trabzonspor yönetiminin de büyük bir operasyon yaptığını... Yapacağını söylemiştim hatırlıyorsan buradan. Yusuf Erdoğan, Zeki Yavru, işte diğer böyle taraftarla sıkıntılı olan bütün futbolcuları yani bütün futbolcuları gönderecekler. Tertemiz bir sayfa açacaklarmış. Hayırlı uğurlu olsun Trabzonspor adına. Benim Trabzonspor yönetiminin yapmış olduğu tercihle ilgili bir sıkıntım yok. Benim sıkıntım Zeki Yavru'nun söylediği şeye. Hakkını helal etme kardeşim sen de. Peki. Kendisi için hayırlı olsun. Aynen. Yani genç bir kardeşimiz. İnşallah futbol kulüp, kariyeri çok başarılı devam eder. Birçok kulüp istiyordur şu an Zeki Yavru'yu. 2-3 kulüp istiyormuş. Ciddi olarak kulüp. Da görüşüyorlarmış. Yani Lögen tanıyorsa bile gitsin Bursaspor'da banka oynar. Peki. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün evet. Bir toplantı gerçekleştirdi. Onu da sevgili seyircilerimize soralım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurullarının devam kararını yani MHK ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'yla Tahkim Kurulu'yla devam kararını nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir sorumuz var. Evet şu anda İlbe ekrana getirdi. TFF'nin kurullarla devam kararını nasıl buluyorsunuz? Çünkü geçen yıl özellikle Merkez Hakem Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği ya da vermediği özellikle PFDK için söylüyorum kararlar. Merkez Hakem Kurulu'nun hakem performansı, ligdeki hakem performansını çok ayrıntılı bir şekilde tartışmıştık ve beklenti de şuydu ki bu sezon yani yeni başlayacak sezona hem MHK hem PFDK'nın değişmesi yönündeydi. Ben değişmemesini bugün sosyal medyada söyledim. Bana çok tuhaf geldi. Yani mutlak surette MHK ve PFDK'da değişimler bekliyordum. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ben fikrimi böyle söylemiş olayım. İzleyicilerimize iki de tane, iki sorduk. Tane şey onların da yorumlarını tamam, mutlaka bekliyoruz. Yani mutlaka göndereceklerdir veya göndermişlerdir de. Ben bir kere MHK'de istikrardan yanayım kesinlikle. Bak kesinlikle istikrardan yanayım. 6 ay çalışıyor, 1 sene çalışıyor. Ondan sonra aldı, gitti. Yok abi böyle bir şey. MHK başkanı kalsın kardeşim. Yusuf Namoğlu kalsın. Çünkü ben milli takımın sahadaki performansının TFF'nin başarısı için bir kıstas olmadığı görüşü nasıl hakimse hakemlerin göstermiş olduğu performansın da MHK başkanını yakından ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Bizim ülkemizdeki hakemler kötüydü bu sene. Gelecek sene iyi yapacak olansa eğer ki böyle benim düşündüğümün tersine düşünüyorlarsa MHK başkanı bir proje bir program yapar bir antrenman programı işte seminerler onlar bunlar tekrar düzelir. Ama sanmayın ki MHK başkanı değişince hakemler de değişiyor. Yok öyle bir şey. Hakemler kötü zaten. MHK başkanı
Atamalarla ilgili sıkıntısı, ben çok büyük bir sıkıntı görmüyorum. Oldu oldu, çok var Gökhan geçen mesela, sene. Yani o kadar hakemler değişti yani ki. Hakem hatası sebebiyle. Hakem atamalarında çok hatalar oldu. Hatta Muhittin Boşat, bizim burada birlikte program yaptığımız, çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, görüşlerine katıldığım bir yorumcudur benim. Defalarca da yazdı Star gazetesindeki köşesinde. Yani çok fazla atamalarda skandal atamalar gördük. Yani bir hakem bir hafta önce çok kötü maç yönetti. Puanı düşük gelmesi gerekirken. O başka bir şey ama. Ama aynı şey işte. Bak, hayır, o başka bir şey. Bu şimdi da, bak. Bu da merkez hakem. MHK, bak şimdi kardeşim. MHK hakemi izleyen bir tane adam var. Onun da verdiği bir rapor var kardeşim. O raporda MHK'ye gidiyor. Raporu hakemin gözlemcisine sabaha kadar konuşurum. Bak, sabaha kadar konuşurum. Değişecek tek şey hakemlerin gözlemcisidir. Bir virgül koy. Hikmet demiş ki, şimdi izleyicilerimizin de yorumlarını alalım. Geçen sezon şampiyonu TFF ve MHK belirlemişti. Bu sezonda Beşiktaş'ın şampiyonunu hayırlı olsun diyelim o zaman demiş Hikmet Bey. Amine Ceylan önce TFF'nin kadrosu değişmeli demiş. Arzu neyin istikrarı ise bu demiş. MHK'nin istikrarı işte. Yeşim demiş ki Beşiktaş'a 4. yıldızı Fenerbahçe'den önce taktırmak için yapılmış bir operasyondur. Aziz Yıldırım devreye girer, telaşa gerek yok demiş. TFF toplantı mı yapmış? Allah Allah. Direktör ne diyor acaba buna demiş Fazlı. Direktör kim ya? Bilmiyorum, anlamadım. Türkiye Futbol Direktörü ben. Safa demiş ki TFF'nin başında bulunan zat değişmediği sürece kurulların değişmiş ya da değişmemiş olması ya, futbolumuzu ileri götürmez demiş. Aferin size ya. Bora demiş ki doğru karar, şimdiki çalışanlar en azından bu işte tecrübe kazandı. Üstelik insanlar diken üstünde iş yapamaz, istikrar olmalı demiş. Aynen öyle. Yani bir kere şu bak. Ama işini de iyi yapması gerekmez mi işte? Tabii istikrar abi, olsun. Abi, İtirazım yok. Bak, ülkede istikrar olunca ne olduğunu görüyoruz. Yani geçen sene sen MHK'nin işini layıkıyla yerine getirdiğini düşünüyor musun? Yapması gerekeni yaptı. Maçlara hakem atamayı unuttular bazen ama. Tamam. Yani bu daha bundan daha büyük skandal olur mu? Tamam işte. Yani peki Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun görevini iyi şekilde icra ettiğini düşünüyor musun? Ya Futbol Federasyonu Başkanı çıktı dedi ki Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Talişka'nın verdiği ceza, işte Başakşehir ile ilgili verilen cezalar benim peki de içime sinmedi dedi. Yani tamam, Türkiye Futbol Federasyonu. Peki o zaman diyorum ki kardeşim. Günlerce tartışıldı. Profesyonel bunlar. Futbol Disiplin Kurulu'nda kendi avukatlarını aldı diyen yönetici vardı ya. İstifa etti sonra. Nedense zaten Türkiye'de istifa edince açıklıyorsun her şeyi. Bak, görevdeyken açıklasana kardeşim. PFDK'da kendi avukatları var. Tahkimde kendi avukatları var. Ama verdikleri kararı benimsemediğini söylüyor. Sonra PFDK'yı TFF mi yönetiyor oluyor? Ya bu nasıl bir şey abi? Bu nasıl bir kısır döngü? Bırakın bu işleri. Futbolu konuşun ya. Bırakın bu işleri. Yıldırım Demirören gitti. Gitsin. Kim gelecek? Ahmet oğlu Mehmet. Onu çok mu seveceksiniz? Ya kardeşim, Türkiye Futbol Federasyonu'nda benim 21 senelik gazetecilik hayatım var. 21 senelik gazetecilik hayatım boyunca sevilen herkes tarafından, sevilen ve sayılan bir tane insan vardı, o da nurlar içinde yatsın. Hasan Doğan. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Bir kişi ya, Hasan Doğan. Bir tane sevilen, başka bir tane herkes tarafından sevilen, başka bir veya sayılan. Başka bir tane insan göstersene. Şene Selcik de vardı. Ona abi hayır abi ya. Ne Şene Selcik vardı. Herkes o zaman Fenerlisi de, Beşiktaşlısı da, Galatasaraylısı da reaksiyon gösteriyordu. Allah aşkına yapmayın ya. Kendi içimizde saygı duyulan bir tane başkan çıkartmışız. Sevilen, saygı duyulan ve inanılan, güvenilen. Bir tane insan ya, Hasan Doğan. Bu mudur ya? Dönüp kendinize bakın kardeşim. Bir tane federasyon. Kimseyi beğenmiyorsunuz ya. Sanki Yıldırım Bey gitse Ahmet oğlu Mehmet gelecek. Gökhan Adlı diyor ki, farklı bir bakış açısı. Gökhan bizim arkadaşımız. Türk futbolundaki hakemler bence asla kötü değil. Tek sorun futbolumuzu yönetenlerin eyyamıdır. Reytinge göre futbol yönetilen bir ülkeyiz biz diyor. Reytinge göre yönetiliyoruz. O zaman diyor. Beşiktaş'ın şampiyon olmaması lazım. Ekselansları... O zaman Beşiktaş'ın şampiyon olmaması lazım. Bu ülkede reytingi en düşük takım Beşiktaş duruş bir ülke arasında. Ekselansları Selahattin demiş ki Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyon olurken kurulların değiştirilmesi hiç tartışılmıyor demiş. Derya Kiraz, yanlışlarla istikrar olmaz arkadaşlar demiş. Yani kime göre yanlış? Yanlışın istikrarı olmaz ya, kime diyor. Kime göre yanlış canım kardeşim? Kime göre yanlış? Sana göre yanlış, bana göre
değil. Ona göre doğru, ötekisine göre yanlış. Anladın ama mı? Çoğunluğa göre... Çoğunluğu mu onu yok abi. Çoğunluğu hangi MHK başkanı sevildi? Bir kez daha soruyorum. Hangi MHK başkanına güvenildi? Bir bana kez daha soruyorum. Abi. İçimizde güvenilecek bir tane MHK başkanı yok be kardeşim. Neden soru bahsediyorsun şu. Ya? Allah Yusuf Namoğlu'nun Merkez Hakem Komitesi sence başarılı mı? Olacaktır. Başarılı mı? Değil. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu. Başarılı bir kurul mu? Değil. Niye vereceksin? Peki niye devam ediyoruz? Ben, bak şimdi. Şimdi ben MHK'yi... Şimdi iki kişiyiz burada. Bence de başarılı değil. Ne oldu bitti o zaman. Kaldırılsın. Hayır. MHK tamam. Bu sene bak. Geçtim. O şekilde değerlendiremezsin. Bizi ben geçtim. Sana değerlendireyim. Gökhancığım, MHK'nin başarılı olup olmadığını bir kere sen ben değerlendiremeyiz. Hakemlerin performansını değerlendiririz. MHK'nin performansını değerlendirmek benim işim değil. Ben hakemi... Hakemler kötü müydü? Ya kardeşim bu lig başladı. İkinci haftadan beri söylüyorum hakemler kötü diye. Hakemler tamam. Kötü. Hakemleri art niyetli diyen, kötü niyetli diyen sensin. Ben değilim. Ben hakemler kötü dedim. Ama bu hakemlerin gösterdiği performans ne yapsın abi MHK? Ben ne diyeyim peki? Ya kopi yani, topu. Ya kardeşim pozisyonu... sen MHK başkanı olsan Haluk Yürekli bak beni yükseltiyorsun. Çok basit bir şey söylüyorum. Yükselme abi. Sakin Haluk ol. Yürekli. Sen MHK başkanısın. Fenerbahçe Galatasaray maçına kime atarsın? Hakem olarak mı? Yok şey gözlemci olarak. Herhalde hakem olarak. Yani hakem olarak atayacağım isim o bir önceki haftaya bakarım form durumuna göre. En formda kimse onu atarım. Ha yani. Sen diyorsun ki benden Cüneyt Çakır cevabını bekliyorsun. Hayır sen. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus. Tamam neyse işte kim hangisi. Bir atasana. Ya bir üçlü... Tamam bir dakika. TFF 1. Lig'de şunu yapmam lazım. Şanlıurfa Spor Malatya Spor maçını bir dakika kesme. Şanlıurfa Malatya maçını harika bir yönetim sergiledi. FIFA bile olmayan bir hakemimiz mesela. Evet. Alıp onu derbi yönetir misin? Atamam. Yani derbi yöneteceğin 3-4 tane hakem vardır havuz içinde. En formda hangisiyse onu atarım. Tamam, neyse kim, yani. Kim o söyle? Günün şartlarında Gökhan. Söyle abi 3 tane ya, zaten ikisi belli kardeşim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı olsan yani bunların cevabının hepsini veririm sana. 2 tane ben ya kardeşim ben şunu söylemeye değilim. Çalışıyorum. Happy topu onun kuyruğu ona değmeyecek. Onun kuyruğu ona değmeyecek. Onu Fener istemiyor. Bunu Fener istemiyor. Bunu Galatasaray istemiyor. Sen ne yapıyorsun? Bunu Beşiktaş istemiyor. Ne? Durumu idare mi ediyor? Hayır yani işte seçiyor hakem. Adam. Neyi seçiyor? En iyi hakemi kimse onu veriyor. Yani o istemiyor, bu istemiyor. İdare Gelelim. Ediyor diyorsun işte. Düzel. Yani yönetmiyor, idare ediyor diyorsun. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben idare işte. Ediyor demiyorum. Öyle ben diyorsun abi. Diyorum. Onu istemiyor. Öbürü onu istemiyor. Bu bunu istemiyor. Diyorsun bu ki geriye zaten altın... bu kalıyor. Mecburen onu veriyor. Onu demedim ben. Tamamlatmadın ki. O oraya değmesin. Bu buraya değmesin. O onu istemiyor. Bu bununla sorunlu. Bu bilmem neyle. Bu bir şey bilmem ne. Sonra çıkıp bakıyorsun abi maç yönetici atacak hakemin yok. En sonunda onların hepsini siliyorsun ve diyorsun ki kardeşim benim kaç tane hakemim var? Kafa FIFA şu kadar hakemim var. Onların içinde A plus hakem kim? Cüneyt, Fırat çok iyi sezon geçirdi. Bu ikisinden birisini en büyük maça atarsın. Bitti ya. Bitti. Atadın. Bu işte. Atadın. Kötü yönetti. Ben kötü değilim abi. Ben en iyi hakemimi atadım. Bitti. İşte, bitti. Yani şu az önce söyledi. Yani o kadar. Bitti. Sen, bana ne abi? MHK başkanı kim olmuş? Bana ne abi? PFDK başkanı kim? Bana ne abi? Ya bana ne kardeşim? Sen Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir tek PFDK başkanını ve MHK başkanı tanınan ülke biziz ya. Ya bırakın abi İngiltere'de kim tanıyor abi onları? Kim tanıyor kardeşim? Ben İngiltere'de yaşamıyorum abi. Bu ülkenin futbol iklimini. İngiltere'de yaşamıyorsun. İngiltere'de bütün topçuları biliyorsun. İstiyorsan bırakalım. İzliyorum çünkü. Çok keyif alıyorum onları izlerken. Tamam, çünkü onlara futbol oynanıyor. Bizde oynanmıyor işte onu söylüyorum. Oynanmamasının sebebi kurullar mı? Bizde her kurullar şeyin, mı? Hakemler de var işte bunun içinde. Ya sen hakem, gerçekten komiksin ya. Maçı kim yönetiyor? Gerçekten komiksin hakem, ya. Maçı kim yönetiyor? Oynatmayan kim? Senin avantajı oynatmak, oynattırmayan kim? Koşturmak, yere düşen kim? Atlayan kim? Sahtekarlık yapan kim? Avrupa'da yapmayıp Türkiye liginde Türk hakeminin zan altında bırakan hakemsin, kim? Hakemsin bırakın yaptırma. Abi. Bir metre önündeki pozisyonu görüyorsun çalmıyorsun. Görüyorsun çalmıyorsun. Ben görüyorsun çalmıyorsun. Nasıl ya? Defalarca kaç tane pozisyon var? Ya gözünün önündeki pozisyonu görüyorsun çünkü kamera açısından da görüyorsun. Gözünün önündeki pozisyonu görüyor ve çalmıyor. Ve sen bunu diyorsun ki hakemlerimiz kötü. Ya gözünün önündeki pozisyonu çalmayan hakem niye kötü olsun? Yine yedin yarım saat. 35 dakikayı yedin abi şu. Ya bir transfer konuşturtmuyorsun ya. 35 dakikayı yedirdin Ergün abi. Ergün demiş ki Beşiktaş'ı bu sene TFF ve hakemler şampiyon yaptı. Evet canım. Buna katılmıyorum. Tabii kesin öyledir. Kesin yani öyledir. Şöyle katılmıyorum. Beşiktaş bu ligin en iyi top oynayan takımıydı bu sezon. Hakem hataları Beşiktaş'a denk geldi. Daha fazla sezonda. Denk geldi bu sene. Önceki sezonda. Bu sene daha fazla denk geldi. Benim fikrim bu. Hayır, ya, iki senedir en iyi futbol oynayan takımı bu ligin Beşiktaş.
7'den 70'e herkesin bildiği, inandığı, güvendiği bu cümleye siz altına bir de diyorsunuz ki bu sene yap şey işte alışkanlık. Bıçakçı demiş ki abi başarısız insanlardan istikrar bekleyemezsin. O zaman Dursun Özbek de devam etmeli. Başarısızsan bırakacaksın demiş. Şimdi evet Dursun Özbek'i eleştiriyoruz biz. Yani istikrarsa mesele o zaman Dursun Özbek 15 yıl Galatasaray Başkanı olmalı. Yani istikrardan yanaysak. Yani istikrarın olması için birinin görevini layıkıyla yerine getiriyor olması lazım. Yani nasıl ki sen burada yorumculuk yapıyorsun. Eğer görevini layıkıyla yerine getirmezsen senle devam etmez bu kanalın yönetimi. Ama sen başarılıysan der ki ya ben niye Gökhan'ı göndereyim yerine Haluk'u oturtayım. Zaten Gökhan var başarılı istikrarlı bir şekilde devam edeyim der ki öyle yapıyorlar. Yani sende istikrar oturuyor yerine. Ama MHK ve PFDK'da oturmuyor. Tamam. Bence. Tamam. Haluk Yürekli çıldırdı yazmış Cihan Mercan. Yok çıldırmadım ya. Gökhan Bey mevcut sistemi savunuyor demiş. Evet. Mevcut sistemden memnun Gökhan. Yaşar Kartal demiş ki Talişka bir maç ceza aldı. Hak mı demiş. Bunu zaten Türkiye futbolunun patronu, federasyon başkanı dedik ya nasıl bir maç verdiler dedi yani. Canlı yayında söyledi. Yani kendisinin de eleştirdiği yani senin, benim, sokaktaki herkesin ya da tüm yorumcuların eleştirdiği bir kararı Sayın Yıldırım Demirören de eleştirdi. Ve bugün çıkan kararda yani kararı eleştirdiği PFDK ile devam kararı aldı. Ha, sen ne diyorsun ki abi, perde arkasında başka şeyler var ve bu sebeple değiştirmedi diyorsun. Bunu da anlayabilirim eğer onu söylersen. Hani bunu burada paylaşmadın ama yayın öncesinde de biz seninle bu tonda tartıştık. En son bana dedin ki sebebi bence bu olabilir dedin. Onu burada paylaşmak istemiyorsun anladığım kadarıyla. Yani bombayı kucağına bırak. FETÖ seni Allah var ya ne yap yani Cenab-ı Allah neyse bitsin artık şu ya. Yani vallahi bitsin ya. Bitsin abi. Bitsin. Yani şunu bir söylemeye çalışıyor alınacak. Diyor ki PFDK'yı ve MHK'yı gönderebilirdi ama FETÖ damgası yiyebilirdi o insanlar. O sebeple devam kararı aldığı gibi bir düşünce hakim değil mi sende Gökhan? Çünkü böyle yani çünkü Rıdvan abi öyle bir şey söyledi ki yani Rıdvan abi öyle bir şey söyledi ki şu an mesela eli kolu bağlandı abi insanların. Onu gönder, şunu gönder olmaz, bunu gönder olmaz, bunu gönder olmaz, yaptı yapacak. Anladın mı? Temizlendik diyor, verdik diyor bütün herkesi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı kendisi dahil herkesle ilgili emniyete sorgu yaptırmış. Rıdvan Hoca da vermediler diyor. Herkesinkini vermediler. Rıdvan Hoca'dan sonra söyledi Yıldırım Demirören. Evet. Verdik diyor. Tamam. Verdik bitti. Ama şu an bir tane mesela sen düşünsene. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda bir hukukçusun. Ben abi bir dakika şimdi yaz Rıdvan Hoca şunu demiyor. Kurullarda FETÖ üyesi vardır demiyor. Bu. Gökhan'cığım bir dakika yalnız. Kurullarda FETÖ üyesi vardır demiyor. Yani şimdi o konu öyle oraya dönerse çünkü hani sanki şimdi şöyle de yanlış anlaşılmasın yani. FDK'da ve MHK'de FETÖ üyeleri vardır gibi algılanmasın. Yok canım şey, estağfurullah yani, öyle şey olur mu? Yani yanlış anlaşılmaya açık yok olmasın canım, diye öyle bir şey. Ya ben öyle soruyorum. Yani öyle bir algılandıysa Alo'nun söylediği gibi söylemeye çalıştım. Bora demiş ki Demirören eleştirdiği kişileri görevden alırsa futboldaki yargı merciğine müdahale etmiş olur. Devam kararı o bakımdan da doğru demiş. Quaresma'ya verilmeyen en az net 5 kırmızı kart var. Bu normal bir durum mu demiş. 5 kırmızı kart mı? Evet, abi bana Q7'nin görmediği kartları kimse anlatamaz demiş Yılmaz. Abi bu sene Q7'nin gördüğü kartları anlamıyorsunuz. Gelecek sezonda Van Persie'ye verilen kartları anlamazsınız. Benim söylemeye çalıştığım şey bu kardeşim. Hakem hataları her sezon olacak. Hakem hataları her sezon olacak. Bu sezon biraz daha Beşiktaş lehineydi. Gelecek sezon Fenerbahçe'nin lehine olup Fenerbahçe şampiyon da olamayabilir. Bunun garantisini kim veriyor? Ben söylüyorum. Aziz Yıldırım TFF başkanı olsa Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz. Bu sene. Bak bir daha söylüyorum. Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım TFF başkanı olsa Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz. Sistem böyle işlemiyor. Böyle işlemiyor sistem. Bırakın unutun bunları. Yok öyle şeyler. Bunlar 20 sene önceydi. Peki bu konuyu noktalıyoruz. Yedin abi 40 dakika. İzleyicilerimizin de bu konuyla ilgili... Abi şimdi sorduk. İzleyicilerimizden de mesajlar geldi. Yani onları da değerlendirmemiz lazım. Çünkü sorduk kendilerine.
O sebeple onların da görüşlerini paylaşmalıyız. Genel olarak da hepsini paylaşmaya çalıştım. İnşallah memnun kalmışlardır. Çünkü bir de öyle bir şey başladı ya. Haluk bizim tweetlerimizi okumuyor. Başladı biliyorsun. Orada biraz da senden başladı o yalnız. Sen öyle bir, yani hep beni böyle ateşe atma çaban var ya. Kendi kendini ateşe attın. Değerli izleyiciler, Instagram hesabımdan. Yayınımıza kim geldi? Instagram hesabımızdan yayın yapıyorduk. Durduk yere dedik, cep telefon numaramı vereceğim. Versene dedi. Benimkini verecekmiş. Ben dedim ki ben vermek istemiyorum. Ne olur ya bak ben vereyim dedi. Verdim. Kaç kişi arar ki dedi. Burada da versene. Hayır ben yine verdim işte. Yani buradan da veririm. Hiç sorun değil. Versene telefonunu, cep telefonunu. Yani vereyim. Benim öyle bir korkum yok ki ya. Tamam ver. Hayır yani ne gerek niye var şimdi? Ben cep telefonunu buradan vermeme ne gerek var? Hayır, verdik sen... Instagram'dan işte. Ne fark eder ki? Bir şöyle bir şey algı var ya sende. Hayır ne benim olur, telefon numaramı kim istiyoruz arkadaşlar? Benim Twitter'ıma yazsınlar mesajı. Hemen cevap olarak vereyim. Benim telefonuma bakmıyorsun bir kere abi. Sen ne yalancısın efendim? Ya. İftar oldu. Bak yalancı deyince aklıma geldi yine. Abi bak, iftar organize senin... edemedik. Yapma gözünü seveyim. Beni hedef gösterme. Tamam, neden edemediğimizi sen de biliyorsun. Çok uğraştık. Neyi biliyorum anlatmanı bilmiyorum. 3 gece uğraştık. Ne uğraştık? Yeşim de canlı şahidi. Nasıl organize edelim? Ya beni bari var ya gecenin, buna. Gecenin bir buçuklarında burada telefonlarla konuştuk. Böyle yapma. Yeşim şahit. Niye gülüyorsun ben, ya? Ben neyin içine çekildiğimi anlayabilmiş değilim. Ne yaptık? Uğraştık 3 gün. Evet. La hepi topu 150 kişilik bir tane iftarı mı organize edemedik 3 günde biz? Oh, edemedik abi. Niye? Ya şimdi beni çok zorluyorsun şimdi burada. Niye? Sürekli niye ya? Olmadı abi. Bu olmadı. Özür diliyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu arada telefonum çalıyor. Evet abi. Açalım abi. Açalım. Al aç. Açayım mı? Aç bakalım. İlbey. Aç ya. Küfür gelmez. Küfür gelir belki de. Bize küfür etmezler İlbey. Yok abi. Bir de bunu yapmayalım abi. Peki, bunu, tamam. Bir de bunu yapmayalım yani. Peki. Evet. Kadir Aslan paylaşmış arkadaşlar, abi. Arkadaşlar yayından sonra arayacağım Haluk abi demiş. Numarayı bağlanmış. Ha Yeşim Hanım hattaymış. Evet bak ben sana dedim abi. Yeşim açalım mı sesini? Açma. İlbey açalım mı? Yeşim Hanım biz yayından sonra arayalım sizi olur mu? Yeşim şahidim diyor sana şu anda. Ha tamam ben şahidim demek için aramış peki. Evet. Gördün mü? Anladım peki Yeşim Hanım. Teşekkürler çok mersi sağ olun. Ne oldu utandın mı peki? Sen de şahitsin konuştuğumuza. 3 gün. Evet. Ya Yeşim Hanım'la bir 30 saniye. Peki Pepe'ye geçiyoruz abi. Pepe'ye geçiyoruz Pepe. Sevgili seyirciler, Pepe için yani sen anlat detayları. Ben anlatmayacağım abi sen. Ben anlatınca sen yükseliyorsun sonra bana. Pepe için Ahmet Bulut. Evet abi Pepe'nin Ahmet Bulut menajeri. Orgemen. Bu arada Pepe'nin bonservisi elinde. Evet. Oyuncu Jorge Mendes'in oyuncusu. Jorge Mendes'in ortağı Ahmet Bulut. Ahmet Bulut da Beşiktaş'tan aldığı yetkiyle Pepe'yi Beşiktaş'a kazandırmak için şu an Lizbon'da Jorge Mendes'le birlikte görüşme halinde. Jorge Mendes'in bu nasıl bir telefon ha? Bendeki de öyle vırt vırt yanıyor alabilir, abi bunun ışığı. Miyim abi? Al şunu abi. Bir de son teknoloji telefon olacak. Ne öyle fışt diye yanıyor. Tamam. Pepe'nin peşinde en önemli kulüplerden bir tanesi Inter. Paris Saint Germain de var diyorlardı ama Paris Saint Germain doğru değilmiş. Paris Saint Germain istemiyor Pepe'yi. Inter istiyor. Birçok oyuncu kadrosuna katmak istiyor. İşin heyecanlı kısmı şu. Ahmet Bulut'un Jorge Mendes'in ortağı olması ve Ahmet Bulut'un Beşiktaş'tan aldığı yetkiyle masaya oturuyor olması. Bu bir heyecan mı? Heyecanlanabilirsiniz ama ben Pepe'nin Beşiktaş için doğru bir isim olduğunu da düşünmüyorum. Yani doğru bir transfer hamlesi olarak görmüyorum Pepe'yi. Pepe'yi doğru bir transfer hamlesi olarak görmüyorsun. Sormuşsun ya. Sordum evet. Benim de yani şöyle kafamda soru işaretleri var. Çok kariyerli bir oyuncu. Müthiş oyuncu. Real Madrid'de yıllardır oynuyor. Portekiz milli takımının değişilmez oyuncusu. Yani 34-35 yaşına geldi. Yaşıyla ilgili değil. Çok sert. Çok kırmızı kart görebilir. Çok kırmızı kart görebilir. Yani futbol terimiyle yani şimdi Beşiktaşlar belki kızacak bana ama yani ne derler? Yavaş da abi yavaş demeyeyim Allah mi? Aşkına zaten yapışmış bu Beşiktaş düşmanlığı. Tamam, peki ben söylemeyeyim. Ne olur zaman. Allah aşkına ne yaz oraya ben göreyim bakayım. Çirkef oyuncu diyeyim peki öyle yani. Pislik oyuncu derler ya böyle. Hani demedin değil mi şimdi? Dedim ya işte Melo için de aynı şey söylenir ya. Melo da böyle bir oyuncuydu. Pepe gelmeden çirkef dedi, pislik dedi abi. Ya Haluk ondan sonra diyorsun ki bana yaftayı yapıştırıyorsun ya. Ya sen kendi kendine çekiyorsun yaftayı. Mıknatıs gibi. Ama abi yani Pepe ile ilgili fikrimi söylemeyeyim mi? Pislik mi denir abi? Ya futbol terimi ya. Futbolun içindekinden bahsediyorum yani. Hani yani sert de abi sert. Ürkçü bir düşünce olarak sonra sert. Acımasız de.
Tamam işte ne yani bileyim. Adamın sırtına basan, ayağına basan filan böyle bir oyuncu. Ne oldu? Fatih Akel de bastı sırtına. İbrahim Üzülmesin. Fatih Akel miydi? Tabii canım. Üstüne bastı ya İbrahim Üzülmesin. Emre'yi hatırlıyorum ben bir Fenerbahçe maçında. Emre Aşık. Emre Aşık'ı ısırdı. Yok Emre Aşık'ı ısırdılar. Birisi birini ısırdı işte. Bekir demiş ki bence Pepe Beşiktaş için en doğru tercihtir. İşte ben ama Türkiye Pepe için Beşiktaş en doğru tercih midir bilmiyorum demiş. Harika soru. Şey harika yorum. Tebrik ediyoruz kardeşim. Pepe için Beşiktaş en doğrusu mu? Alacağı paraya bakar, anlata bakar o işler. Mutlu Sonsuz demiş ki gelirse statta kemik sesi dinleriz. Ben Türkiye Ligi'nde hatırlayın arkadaşlar Zago'da Beşiktaş adına söylüyorum. Beşiktaş taraftarları iyi dinlesinler. Zago yanılmıyorsam devre arası hakem seminerinde en çok tartışılan isim olmuştu. Ve o ligin, o sezonun ikinci yarısında Zago inanılmaz derecede sarı kart sayısını yükseltmişti. Yani Türk hakemleri özellikle savunma oyuncularındaki sertliğe çok dikkatli bakan bir hakem topluluğu. Dolayısıyla bir zaten Pepe gelirken o ünüyle geliyor. Hani sert, kemik kıran, o bu şu falan. Şimdi dolayısıyla hazır gelir gelmez bir reaksiyon verebilir hakemler. Otomatik olarak reaksiyon. Haksız değil. Otomatik olarak bir reaksiyon verebilir. Gerçekten sert oynuyor. Çünkü. Harbi Beşiktaş demiş ki Pepe'yi beğenmeyen adam gitsin Euroleague seyretsin. Pepe adamdır. İki senede top geçer adam geçmez demiş. Yani Pepe aslında melek ben demiş. Ben Pepe'yi beğen... Melek mi? Melek demiş. Pepe'yi beğenmiyorum demedim. Öyle bir zaten öyle bir şey kimse söyleyemez. Pepe müthiş bir topçu ama Türkiye Ligi'ndeki sertliğe göre birazcık daha sert oyuncu. Yani zaten Spor Toto Süper Lig ki galiba Spor Toto'da olmayacakmış bu arada ismi gelecek sezon. O açıklanmadan o ismi kullanamayız ama Spor Toto Süper Lig olmayacakmış galiba gelecek sezon. Ligde yani Süper Lig'de ki sertlik zaten bir hayli yukarıda. Bir de Pepe çıkarsa bence daha riskli olabilir. Pepe'nin kırmızı kart istatistiğini biliyor musunuz? Sert oynaması büyük dert olur demiş. Bak güzel. Sert oynaması büyük dert olur. Pepe neden Beşiktaş'ı tercih etsin ki? Bunu tartışmalıyız para. Demiş Ümit. Zülkarneyn demiş ki Haluk Bey agresif diyebilirdin demiş. Agresif peki. Sizi özür dile. Yani özür dilemeyeyim de. Özür yani, dile abi, Pepe'den. Özür diliyorum Pepe. Yani onun için değil abi. Ben yani pislik yani şey derler ya abi. Biz o sokakta bu oyuncu pislik oyuncu deriz ya mesela futbolcuyla ilgili. Yani o anlamda söyledim. Bak hala şu anda karıştırıyorsun yani. Hani tamam. Yani bir şey yaptın. Eline yüzüne bulaştırıyorsun şu an yani. Tamam. Gerek yok abi topa girme. Ulaş Şehzade demiş ki Haluk Efendi bir kere de yazdığımızı oku gözünü seveyim. 100 tweet attık bir tanesini okumadın. Emek veriyoruz ayıptır demiş. Abi okudum işte şimdi bu geldi önüme okudum. Yani daha önceki 100 tweetini görmedim vallahi Allah şahit yani. Pepe gelirse ikinci Bruno Alves vakası olur. Aynen. Yani canlı bomba demiş. Aynen öyle. Tamer Özen. Bruno Alves'in kariyerine. Survivor'da kim şampiyon olmuştur? Geldi bilgiler. Aa söyleyeyim mi? Şimdi iki tanesi vardı Adem'le. Ogeday. Sipsi Ogeday değil mi? Ya deme şöyle çocuğa ya. Sipsi Ogeday abi benim için Sipsi Ogeday. Sana ne kardeş sen Pepe'ye dünya markasına pislik dedin ben ya. Ben öyle demedim ya. Pepe, oyun şekline söyledim ya. Neyse tamam peki. Çirkef dedi pislik dedi. Ben de burada Sipsi demişim. Sipsi hakaretten bile kötü söz sahibinindir yeter demiş Doğan Feryal. Harbiden tamam. Yeter abi benim. Yani. Kötü söz benim. Yeter ya insanlar almıyor. Yıkıldı ya şu an kanalın önünde bir sürü insan toplandı ya. Yeter sana reaksiyon vermek için. Tamam. Özür diliyorum. Galatasaray yine Galatasaray'ı yedik. Ya kim şampiyon oldu? Söyleyeyim mi? Söyle. Adem. Yine bilemedim. Yine mi bilemedim? Dün bilmiştim. Neyi bilemedim? Ogeday. Sipsi Ogeday şampiyon olmuş. Ben zaten... Haluk abi şampiyon Ogeday demiş. İlan Mansız elendikten sonra zaten izlemedim ben. Oraya kadar da çok izlemedim ama işte hani... Bıçakçı demiş ki Haluk abi Pepe, Melo, Emre'yi Survivor'a yollayalım. Melo ikisini de parçalar. Felipe Melo'nun askerleri izle. Üçü de gitse yalnız iyi olmaz mı ya? Pascal'ı da koyalım oraya. Pascal da fena değildi. Mills'e attığı yumruğu hatırlıyorum şu an. Ne koşu yapmıştı. Çat diye vurmuştu yüzüne. Abi Allah aşkına transfer konuşabilir miyiz? Aytaç demiş ki Pepe Allah son 5 sezon Real Madrid'de kırmızı kart görmedi. Farkında mısınız demiş. Oğuzhan Biberoğlu Trabzonspor konuşacak mısınız demiş. Konuştuk Trabzonspor'u. Trabzonspor'u size samimi söylüyorum.
Yani Karadeniz TV var mı hala bilmiyorum ama mesela Trabzon'daki yerel televizyonlarda bu kadar konuşulmamıştı. Peki Trabzon. Galatasaray'a geçiyoruz. Dün dedin ki Belhanda bugün açıklanacak, Perşembe günü açıklanmadı. Gomis Cuma açıklanacak dedin. Onu da bakacağız. Kendi ayrımız o devam ediyor. Yani de umut verdiğin Galatasaray taraftarına bir özür borcu olduğunu düşünüyor musun? Özür borcum yok. Özür borcum yok. Şöyle ki Galatasaray'daki profesyonellerin ve muhatap oldukları insanların sürekli bir kağıt alışverişi, ıslak imza, o geldi, oraya gitti, işte elektronik imza, oradan oraya sözleşmelerin detayları falan filan. O nedenle bir sıkıntısı var. Ama transfer sıkıntıya girmiş değil. Belhanda ve Gomis Galatasaray'da oynayacak gibi gözüküyor. Ama tabii ki bugün Maiko'nun bu kadar çabuk reaksiyon alınmış olması Galatasaray taraftarını biraz... Bu arada Maiko'nu insanlar hala merak ediyor olabilirler. Bendeki bilgiyi şöyle söyleyeyim. Belhanda, Gomis ve Maiko bitti. Bu üçü de Galatasaray'ın futbolcusu. Şimdi ısrarla insanlar şunu soruyorlar. Niye açıklanmıyor? Vallahi onu ben de bilmiyorum yani. Şöyle yani şimdi... Yani acaba böyle üçünü de aynı anda getirip böyle bir imza şov mu planlıyorlar? Ne planlıyorlar bilmiyorum. Orada bir hareketlilik oldu ama... Tamam abi, ses biz yayınımıza bakıyor. Devam. Ne bileyim abi, bir acaba mesaj mı vermeye çalışıyor abi? Anlamadım ki, bir şeyler mi soruyor? Yaz abi, yaz. Evet hadi. Yaz gönder abi ya. Yaz gönder. Ben de bu üç oyuncunun Galatasaray'da olduğu, hayırlı uğurlu olsun. Belhanda, Gomis ve Maicon hayırlı uğurlu olsun. Ben bir tane de sol bek konusunda bir gelişme bekliyorum Galatasaray'da. Daha da başka gelişme, bir tane de forvet bekliyorum. O da neydi o çocuğun? Dur. Ha, o forvette. Bir tane forvet, bir tane sol bek daha gelecek. Dolayısıyla bu takımı Tudor'a emanet edersen o başka bir şey. Boş, hayırlı uğurlu olsun artık Tudor'dan sonra. Yani Maicon için iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce yüksek maliyetli hepsi ama Haluk. Yani yüksek, maliyetlerine bakıyorsun. 7-8 milyon abi, böyle bir şey olur mu abi? Bu nasıl bir şey abi? Ya bunun bir para, bunun bir duru, bir dur kimse demeyecek yayın mi? Yayın öncesinde menajer Ceylan Çalışkan'la konuştun sen. Gomis için dedi ki ben 2 yıl önce 0 bonservisle 3 yıl önce 29 yaşındayken 0 bonservisle getirdim, almadılar. Şimdi dünyanın parasını veriyorlar. Ne, bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Başka oyuncu mu yok? Mesela ben gerçekten sen de bilirsin abi, Gomis'i getirdik, götürdük, işte bedavayı da almadık falan filan. Şimdi Bülent Tulun yapmış o işi de galiba o dönemde. Yani şimdi abi bakarsın geçmişte ilgilendiğin oyuncuyu bedava varsa almazsın abi. Ya dedikodusu çıkar bu işin ya. Ya dedikodusu çıkar bu işin. Kendi kendine yapıyorsun. Galatasaray yönetimi transferi yaparken tamam, güzel isimler, ihtiyaç karşılığı tamam, ama kardeşim bu kadar bonservis bedeli niye verilir? Menajerleri niye doyurursunuz? Galatasaray yönetimi niye menajerlere para vermek zorunda kalıyor? Gelen için de giden için de ya. Allah aşkına ya. Bırakın menajerler size oyuncu satmaya çalışsın ya. Bir de 8 kişi. Ne yapıyorsunuz abi? Donaya mı girdiniz abi? Nereden geliyor aklına böyle şeyler? Abi donaya mı girdiniz? Hepi topu Belhanda'ya getiriyorsun abi. Bir tane oyuncu futbolcu geliyor ya. Danaya da 8 kişi Danaya girersiniz abi. 8 de olmuyor galiba. Yani Danaya 7 mi 8 7 mi? 7 herhalde. Maksat. Ya ne bileyim abi. Yoksa para 8'de de girer. Ne bileyim abi. Maksat niyet çünkü yani bizim dinimizde. Tamam ama işte. Ya ben o kadar da şimdi şey vermeyeyim de. Ya ama 8, ne yapıyorsun? Danaya mı giriyorsun abi? Anlamadım ki ya. Alper Üstün'den sormak lazım. O biliyorsun. Ailemizin hocası. Evet. Dini programlara imza attı. Yani İlbe içeride Danaya 7 kişi giriliyor demiş Yeşim. Tamam Yeşim Hanım, affedersiniz. Yeşim Hanım bize programa danışmanlık yapsın. Yeşim Hanım bizimle çok ilgileniyor. Alper'de 7 ortak girilir demiş. Tamam peki, yani, fetvayı aldık. Sen 8 olmaz yani. Tamam, ben de Danaya yani, bile 7 kişi giriliyor diyorum. Evet, peki tamam. Peki Belhanda, Gomis kağıt işlemleri. Yani bu artık biz bence şöyle toplayalım. Yarın açıklanıyor, bugün açıklanıyor değil mi? Biz üçüne de olmuş gözüyle bakalım. Eleştiriliyoruz çünkü bize. Yani tecrübe ben olsun. Ben kalemimi alabilir miyim İlbey? Kalemim düştü. Danaya 7, Gomis'e 8 diyor. Belhanda ya ama. Belhanda. Transferi. Evet Belhanda. Orada bir harf eksiği var arkadaşlar. Nerede? Aldılar. Peki yayın öncesinde Abubakar'ın menajeriyle de bir telefonla görüştün. Oradaki detayları da Beşiktaş taraftarına aktaralım. Beşiktaş taraftarına anlatalım. Beşiktaş taraftarı ben hani 3-4 milyon euroya bu işi çözebileceğini düşünüyordum ve bunu söylemiştim. Menajeriyle konuştum. Dedim ki hani böyle böyle bir durum var. Benim aldığım istihbarat bu yönde. Ne diyorsun? Bitebilir mi bu paralara? Evet bu paralara bitebilir diye bir
doğrulama geldi karşı taraftan. Açıkçası Konfederasyon Kupası'ndaki başarısız futbolu da zaten Abubakar'ın neredeyse sadece Beşiktaş'a kalacak gibi gözüküyor. Cesare mesaj atmış, çok güldüm diye. Züriye gelin diyor. Cesare, biz var ya, Züriye değil Almanya'ya gelsek de sana vuruyoruz da. Ama yeter de kardeşim, bir dükkanı bir değiştir, o piyanisti değiştir bari be kardeşim. Ya adam oradan senden emekli olacak abi. Ya bugün, 35 yıldır aynı yerde. Bugün herkese bir yani ama Ahmet şey, yanlış diyorum mi? Ahmet'e. Bir şey söyleyeceğim. Yanlış mı söylüyorum? Cesare diyorum. Cesare'nin dükkanında o piyanist arkadaş 3000 yıldır aynı yerde değil mi abi? He? Ne yapsın abi? Adam iş yeri ya. Tamam yeter de kardeşim. İstikrardan yana abi Cesare. Yeter abi, yeter. İstikrar. Peki, bugün... Buğda gelir, buğda geçer diye söylüyor abi piyanist şattır arkadaş. Bugün Abubakar yalnız tweet attım sana, almaza yattın. Seni yapalım diye. Bugün neler kaçırdı bir görsen var ya. Gördüm ya, gördüm. Görmez miyim abi? Ama neyse, Beşiktaş'ta yapması gereken işi yaptı. Eren'den daha fazla gol attı. Evet. Canımsın Abubakar, adamsın. Peki. Bitti. Düşündüğünüzü hemen yapın, sonra karar vermek zorunda kalırsınız. Sevgili seyirciler, 24'ün yayını saat başında gece raporuyla, Zehra Küçük'ün sunduğu gece raporuyla devam edecek. Yarın akşam yeniden karşınızda olmak dileğiyle iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Zehra Küçük'ün sunduğu neydi?